İsmail Ağa semti diye bir semt var orada. Oraya gidip bundan 100 sene evvelki İstanbul'da bir film çevirmek isteseniz hiç kostüm falan giydirmeye ihtiyaç yok. Yalnız kamerayı, artistleri al git yeter. Yani doğal kostüm öyle. 100 yıl öncesinde yaşayan insanlar gibiler. Ne kadar kadın varsa çarşaf giydirilmiş, terliğini sürüyüp din 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 gidiyor. Erkekler sarıklı, sakallı, şanlarla Allah 100 yıl öncesinin İstanbul'unda, hilafet yılları İstanbul'unda yaşıyormuş gibi. Orası onların kurtarılmış bölgesi. Hükümet hiç sesini çıkarmıyor orada. Mesela İsmail Ağa semti göreniniz vardır belki. Şimdi rejim oraya ses çıkarmıyor. Hani 8-10 milyon nüfuslu İstanbul'da İsmail Ağa semti hadi 80 bin nüfuslu olsun. %1'i mi oluyor? %1'i öyle ne olacak? Ama orada Mahmud Efendi İsmail Ağa Camii'nde verdiği vaazlarla hükümetimize oyunuzu veriyoruz diye dedim de bitti yani. Bir sürü 80 bin oy birden çıkıyor. Kaç mevzus yapar bu yani. Değil mi? Bazen kıtı kıtına bir oy bile bir mevzus çıkarıyor. Dolayısıyla affedersiniz ya sözün gelişini söylüyorum. Kimseye eşek yapmak değil muradım. Eşek eşeği özünçle kaşıyor. Hani eşeğin boynu dönüp de kendini kaşıyamadığından kendi boynunu. İki eşek yanaşır. Anadolu insanısınız, bilmelisiniz. Biri ötekini boynuna kaşır, o da öbürünü boynuna kaşır. Başka türlü kaşıntısını gideremezler. Bunlar da öyle ödünçleşe yapıyorlar bu işi. Tabii o onun işine gelmeyecek boyutlarda işler yaptı mı öbürü biraz suratını asıyor. Ben iki de kendi işine gelmeyecek şeyler yaptı. Öbürü bak, oyunu sağ vermem, başkasına veririm diyor. Tamam. Böyle birbirlerine bazen hömeriyorlar da filan öyle geçinip gidiyorlar işte.